Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Birinci Okulu Haber Merkezi'nden seni Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, Ekim ayına hızlı gireceğiz. Ekim ayıyla ilgili bazı döngülerimiz var. Elimizdeki astrolojik ve günlük burç durumlarına göre gökyüzü Oğlak Burcu için çok da hoş değil. Evet Demet, neler var Oğlak Burcu'nda? Hızlı bir şekilde bakıyoruz. Evet sevgili oğlaklar, gökyüzünde bir süredir öncü grupların kabusu olan Uranüs-Plüton karesinin etkilerini bu ayda biraz yaşayacağız. Mart ayında, Temmuz ayında zorlanmıştık. Bu ayda yine özellikle 5 Ekim'de Güneş'in ve Ay'ın Uranüs ve Plüton'la yapacağı T karenin etkili olacağı bir yeni ay var. 2 Ekim'de Güneş Plüton'la kare yapacak. 3 Ekim'de Güneş Uranüs karşıtlığı var ve bu etkiler devam ederken bir yeni ay doğuyor. Tabii ki yeni ay bu enerjileri taşıyacak. Oğlaklar için de yine biraz hayatlarında kontrol dışı değişimler, dönüşümler, yenilikler gündemde olabilir özellikle. Aile içi değerlerle ilgili sorunlar var. Evet. Ev almak, mülk almak, mülk satmakla ilgili sorunlar var. Aile içi değerlerle ilgili 5 Ekim Terazi Burcu yeni ay ile beraber gerginlikler var. Oğlak Burcu'nu zaten ve yükselen Oğlak Burcu'nu son zamanlarda Plüton'un burcundaki hareketiyle beraber çok ciddi bazı değişiklikler göstermekteydi. Evet, hayatları değişiyor, dönüşüyorlar. Hayatları değişiyor. Bazıları evleniyor, bazıları boşanıyor, bazıları çocuk sahibi oluyor, bazıları ev değiştiriyor, bazıları iş yaşamıyla ilgili bir döngüye geliyor. 2021'e kadar devam edecek. Aslında 2018'e kadar Uranüs'le beraber önemli bir dönem. Çoğunlukta ve çoğunlukta doğum haritalarındaki hak ediş ve ruhsal olgunluk seviyelerine göre olumlu ve olumsuz gerçekleşebilir. Bunun görünebilmesi için de doğum haritasının çok ciddi bir şekilde incelenmesi lazım. 5 Ekim Terazi Burcu'ndaki yeni ay ile beraber Oğlak Burcu'nun ev ve aile hayatı çok ön planda. Evet. Arkasından da 19 Ekim'de bir çok ciddi tutulma döngüsü var. Evet. Şimdi bence arada da haftalık yorumlarda Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık yorumlarında detayları görelim. Ama bu 19 Ekim Koç Burcu'ndaki ay tutulması hepsinden daha önemli. Neler olacak sevgili Demet? Sen tutulma çözümlerini çok iyi yaparsın. Ne düşünüyorsun? Koç Burcu ay tutulmasıyla beraber genellikle Oğlak Burcu'nun 4. evi olacağı için ev değiştirmesi, alınması, satılması ile ilgili sorunlar veya aileyle ilgili konular, anne baba, ebeveynleri ilgilendiren bazı konular gündemde olabilir. Ve olumlu olur bunlar. Satürn'den destek veriyor, Jüpiter'den destek veriyor, Neptün'den destek veriyor. Yani bazıları ev sahibi olacak. Evet. Bazıları ailelerinden çok ciddi destek görecek. Bazıları maddi ve ekonomik değerlerin güçlenmesini sağlayacak ve kendileri daha kuvvetli bir döngüye gelecekler. Ben 19 Ekim Koç Burcu'ndaki ay tutulması Oğlak Burcu beni çok heyecanlandırıyor. Sizin doğum haritanızdaki güneşe çok güzel kozmik ışınlar ve kozmik destekler giriyor. Evet, 5 Ekim'de kariyerle ilgili bazı sorunlar olabilir. Ayın ilk 2 haftası kariyerinizle ilgili bazı çatışmalar olabilir. Baskı altında kalabilirsiniz. Beklenmedik detaylar olabilir. Ne dersin? Bir de haftalık burç yorumlarında bunlarla ilgili detayları görebiliyoruz değil mi? Birinci Okulu sistemimizde haftalık burç yorumlarımız, çeşitli şekillerde günlük burç yorumlarımız da var. Biraz anlatır mısın sevgili Demet? Evet, haftalık yorumlarımız zaten birçok izleyicimiz artık biliyor ve onları düzenli olarak takip ediyor. Artık her ay burçlarınızda neler olabilir onları izlemekle beraber haftalık olarak da gökyüzünün konumlarını haftalık videolarımızda izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra günlük videolarımız da var. Hepsini takip edebilirsiniz. Bence etsinler de bir de şu Oğlak Burcu için 21 Ekim Merkür'ün retro hareketi var. Evet. Buna ne diyorsun sen? Akrep bu ilginç bir durum. Yani belki bu gökyüzündeki gladyatörlerin savaşını biraz hafifletir mi, arttırır mı, ne dersin? Biraz arkadaşlıklar ve gruplarla alakalı ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Takıntılı, evet. İçe dönük, kuşkucu, evet. Bazı olaylar çıkabilir. Eşinizi kıskanabilirsiniz, evet. Eşiniz sizi kıskanabilir. Arkadaşlar arasında beklenmedik iletişimlerde gerginlikler olabilir. Sevgili olarak dikkat et, etrafındaki insanlara güven ama çok da emin olma der Merkür'ün retrograde'i. Evet, tabii. Akrep Burcu'nda. Klasik gururlu ve güçlü Oğlak Burcu'nu düğüm açılarıyla beraber Akrep'teki etkiler olumlu etkileyecek derim ben sevgiler. Hoşça kalın. Bye.